Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Özlem Doğaner, günaydın. Günaydın. Erdoğan Turan, günaydın. günaydın. İyi bir gün olsun. Yoğun gündemimiz neler var? Aşı özellikle gündemimizde önemli bir e, yer tutuyor. Diğer taraftan yeni tedbirler yolda mı? E, biliyorsunuz artan Covid-19 vakaları nedeniyle e, tedbirler geliyor. Dün Fahrettin Koca Sağlık Bakanı... Bilim kurulu sonrası somut tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda, tavsiye edilmesi konusunda karar alındığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor, öngörülüyor. Tabii yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gündemde, COVID-19 salgınındaki son durum sonrası, artan vakalar sonrası hep birlikte çok yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi Fahrettin Koca somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi dendi bilim kurulu sonrası. Ee, diğer taraftan dün yine bir aşı haberi geldi. Amerikalı e, bir e, ilaç firması Moderna koronavirüs aşısının etkinlik oranının %94,5 olduğunu söyledi. Pfizer ile Biontech'in aşısı vardı. O %90'ın üzerinde virüse karşı etkiliydi. Moderna'nın aşısıysa %94,5 oranında etkili. Bir de saklama koşulları anlamında Moderna'nınki biraz daha e, kullanılabilecek şekilde onu belirtelim. IMF'den bir rapor geldi. IMF'nin raporunun başlığı benzeri olmayan bir yıl başlığıyla çıktı. Küresel ekonomi derin bir resesyonla karşı karşıya deniyor. 2020'de 83 ülkeye 165 milyar dolarlık da borç verildiği belirtiliyor IMF'den. Gündemimiz bunlardan. Piyasalara bakacağız tabii. Piyasalarda hareketlilikte söz konusu piyasaları da yakından konuşacağız. Önce her zaman olduğu gibi izninizle Ankara'ya, Murat Oğuzcu'ya gidelim. Murat, Ankara'nın gündemini sen de alacağız. Yeni tedbirler yolda mı, kısıtlamalar bekleniyor mu? Evet, bugün gözler bu konuda mutlaka kabinede olacak. ...belki de son dönemin en önemli, en kritik toplantılarından bir tanesi gerçekleştirecek. Çünkü son günlerde vaka sayılarında ciddi oranda artışlar var. Özellikle son bir haftadır 3 bin üzerinde seyreden vaka sayısı söz konusu ki... ...bunların %60'ının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Oldukça yoğun bir şekilde artış var. Dün bilim kurulu toplantısında bu konu detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle yapılan açıklamaya dikkatle bakacak olursak hastanedeki yoğunlukların da arttığına ilişkin bir vurgu da var orada ve bunun sürdürülebilir olabilmesi adına bazı tedbirlerin masaya yatırıldığı hatta sen de bahsettin somut tedbirlerin uygulanması konusunda bir tavsiye kararı alındığı dile getiriliyor. Yani bir bir ilave bir sıkılaştırma tedbiri gelebilir bugün kabineden. O yüzden gözler kabinede olacak. Bir yandan da tabii okullar da tatil, okulların tatillerinin uzaması da Muhtemel olabilir. Bu nedenle gelecek açıklamalar elbette önemli. Bakan Fahrettin Koca bugün kabine toplantısında da bir sunum gerçekleştirecek. Hem mevcut durumu açıklayacak hem de dün alınan tavsiye kararlarını doğrudan kabinede aktarmış olacak. Kabinede ayrıca elbette Diğer Bakan, İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın da ve Turizm Bakanlığı'nın da birer sunum yapmasını Bekliyoruz her kabine toplantısı olduğu olduğu üzere bu toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Hem kabinede alınan kararları açıklayacak eğer bir karar alındıysa hem de gündem ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bunun dışında bugün mecliste oldukça yoğun olacak çünkü Azerbaycan tezkeresi bugün mecliste dün sunulmuştu. Ee, Azerbaycan'a Türk askerinin gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanının meclisten bir yıl e, yetki istemesine ilişkin e, tezkere meclise sunuldu ve bugün de Genel Kurul'da e, görüşülecek. Malum e, Karabağ'da. Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan sürecin ardından bir mutabakata varılmış, ateşkes imzalanmış ve mutabakat çerçevesinde bu ateşkesin e, takip edilmesi, e, kontrol edilmesi, sürdürülebilir kılınması adına bir e, merkez kurulmasına ve burada da Türk ve Rus askerlerinin müşterek olarak görev yapmasına e, karar verilmiş. mutabakat kalınmıştı bu konuda ve Türk askerinin de Azerbaycan'da kurulacak bu merkeze merkezde görevlendirilmesi adına da bir tezkere ihtiyaç duyuldu. Ve bu tezkere de bugün genel kurulda görüşecek. Sadece HDP'nin itiraz edeceği yönünde bir beklenti var. Onun dışında bütün partiler bu tezkereye destek veriyorlar. Bugün bu konuya ilişkinde gelişmeler yakından takip edilecek. ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışmalar bugün sürüyor. Bugün önemli zira Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak. Bakan Elvan, bakanlığın ardından ilk kez sözlü açıklamalarını bu toplantıda yapacak. Özellikle... Ee, yeni döneme ilişkin bir yol haritasını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı bunun detaylarını paylaşmasını e, önümüzdeki sürece ilişkin yeni mesajlar vermesini e, bekliyoruz tabii milletvekillerinin de e, sorularını yanıtlayacaktır Lütfü Elvan gün boyu plan ve birçok Komisyonu'nda yoğun bir mesai e, devam edecek e, bir de e, resmi gazeteden bir haber var onu da aktaralım e, geçtiğimiz haftada bolca konuştuk borç yapılandırmasının da içerisinde yer aldığı kanun teklifi meclisten geçmişti. Bu Dün gece itibariyle de Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı ve resmi gazetede yayımlandı. Yani artık yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesiyle birlikte de borç yapılandırmasına ilişkin süreç de başladı. Artık e, kamu, kamu olan borcunu yapılandırmak isteyenler e, ilgili kurumlara eğer bir vergi borcu varsa e, gelir dairesine, eğer bir e, ee, SGK birim borcu varsa Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine ya da bir belediyeye borcu varsa ilgili il ve ilçe belediyelerine başvurmaya başlayabilecek ve başvurularda bu yıl sonuna kadar e, devam edecek. Hem peşin ödeme imkanı var hem taksitle ödeme imkanı var. Peşin ödenince ciddi bir indirim söz konusu %90'a kadar. E, taksitle ödemelerde de ciddi bir avantaj var. 18 taksitle 2 şeraylık dönemlerde ödeme imkanı sunulacak. Buna ilişkin süreçte bugün resmi gazetede e, yasanın kanunlaşmasıyla birlikte başladı diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Teşekkürler Murat aktardığın bilgiler detaylar için. Evet Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunumu bekleniyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı. Tedbirlere uymak so, uyma sorumluluğu hepimize ait. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde e, daha ciddi seyrediyor COVID-19 vakaları dedi. Ve bilim kurulunda hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı dedi. <laughs> Bekliyor musun bir kısıtlama? Ee, olabilir. Yani tabii bugün e, Bilim Kurulunun e, somut tedbirler dediğinin içinde muhakkak e, kısıtlamalarda vardır çünkü biliyorsun geçtiğimiz hafta hem İstanbul'da hem de Ankara'da 65 yaş üstü için bir sınırlama getirilmişti. E, yine e, bazı şehirlerde özellikle İstanbul'da çok ciddi bir artışın olduğunu gözlüyoruz bizde. E, bu nedenle e, tamamen kapatmadan ama kısmi olarak bir kısıtlamanın olabileceğini düşünüyorum doğrusu ee, Sağlık Bakanlığı diyor ki tedbirler mücadelenin silahıdır bakalım hangi silahlar kullanılacak yani bugüne kadar aslında e, pek çok alan pek çok adım atıldı bu konuda ve e, olumlu dönüşlerini de aldık ülke olarak Ekonomiye yansıması olarak da aldık e, ama e, şimdi ne alınır çünkü bu ikinci dalga görünen o ki dünyaya da baktığımız zaman aslında izlediğimiz zaman ee, oldukça e, farklı geliyor. Daha doğrusu daha yoğun ve daha hızlı bir şekilde artıyormuş gibi bir e, evet, sanki öyle bir hissiyatım yani hissiyatım var benim çünkü mesela Amerika'da konuştuk ya dün Aha. de yani iki günde e, artış hızı ikiye katlanıyor hatta üçe katlanıyor yani e, Avrupa'da da öyle. Dolayısıyla ya burada virüste bir mutasyon var ya da insanlar tedbirleri çok hızlıca bıraktılar. Avrupa'da ya da Amerika'da bizim kadar tedbir uygun yani maske konusunda özellikle mesela maske çünkü %90'a kadar koruyucu olduğu ifade ediliyor. Ee, bizim kadar maskeye e, uyum sağlıyorlar mı bilmiyorum ama e, bizde her ne kadar cezalar artırılsa bu konuda e, önlemler alınsa da e, vatandaşın bu konuda duyarlı olması önemli. E, belki bu tip kısıtlamalar e, engelleyecektir çünkü biliyorsun hala işte evde buluşmalar ee, işte çeşitli e, toplu işlerin, e, toplu eğlencelerin yapılması gibi. Yani işte geçen geçtiğimiz günlerde gördük. Hani komik bir haber gibi geldi ama şu Esenyurt'taki Misuganda Uganda e, hikayesi. Mesela bir güzellik yarışması bile yapılabiliyormuş bu pandeminin <laughs> ortasında. Yani e, nasıl bir şeydir bilmiyorum. Detayını çok <laughs> incelemedim. O yüzden hani söylediğim şey gerçekliği de e, çok yansıtmayacağı için çok üzerinde derinlemesine konuşmak istemiyorum ama gördüğümüz fotoğraflar bize ee, bazı kesimlerin çok da uymadığını gösteriyor bu tedbirlere. Dolayısıyla bir kısıtlamanın gelebileceğini e, düşünüyorum doğrusu. Bir yandan da hani neler yapılabilir diye baktığımız zaman aslında evet. işte önce bir öncekinde biliyorsun restoranlarla başlanmıştı. Ee, önce bir başlangıç yapılmıştı. 22'den sonra İstanbul-Ankara'da evet. restoranlar, kafeler hı hı. çalışmayacaktı ama e, buluşmak isteyenler onu da erkene çekip daha evet. yine uzun süre. Yani belki orada bir Kısıtlama olabilir yine diye düşünüyorum. Hani toplu hı hı. bulunduğumuz ortamları düşündüğümüz zaman e, işte zaten çok fazla insanın yani konserler ya da sinemalara gittiğini düşünmüyorum evet. şu dönemde. E, böyle toplu bulunabileceğimiz belki okullar işte az önce Murat söyledi belki on tatil uzayabilir. Hı hı. E, bu tip tedbirler alınabilir. Kısıtlama olabilir ama tabii hani bunu e, bakalım akşam duyacağız. Nasıl bir sonuç olacak ama çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum alınan kararlarında. Ama son dönemlerde ciddi bir artış olduğu ortada vaka sayılarıyla da görünüyor. Özellikle restoran ve kafelerde hani o ilk başlarda bir kapasite sınırlaması vardı. Kapasitenin hı hı. işte altında alınıyordu. Ama son dönemde bakıyoruz ki yani oradaki o sosyal mesafenin gittikçe azaldığı artık yani arada bir masa bırakılmayıp Normal zamanlardaki gibi oturma düzeninin olduğunu görüyorum ben etrafımda. restoran ve kafelerde. Yani sokakta gezerken görüyorsunuz. Ya yani dolayısıyla orada bir gevşeme söz konusu. Hep şundan bahsediyorduk. Biz tedbirleri bırakmayalım elden. Sıkı tutalım. Gerekli özeni gösterelim. Çünkü kapandığı vakit işte ya da kısıtlamalara gidildiği vakit muhakkak bir kısım etkilenecek bundan olumsuz etkileyecek. O etkilenmesin diye aslında bizim daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Ama maalesef ki o yaz aylarında yaşadığımız o rehavet doğal olarak bir rehavet yaşadık. Onun devamı dediğin gibi hani ilk dalgada bu kadar belki maske kullanılmıyordu. Maske konusunda biraz daha hijyen konusunda yani o dezenfektan ve kolonya konusunda biraz daha olacaktık ama bu kadar hızlı yayılmıyordu. Yani bu sefer maske yine bırakılmadı. Dezenfektanlar bırakılmadı ama daha hızlı yayıldığı, daha sanki öyle geliyor bana da öyle geliyor sanki. Öyle bir durum söz konusu gibi. Ama herhalde hani sürekli diken üstünde olmak, sürekli birbirinden ayrı durmak biraz psikolojik olarak yordu galiba tüm toplumları. Kesinlikle. Yormuştur. Bu nedenle de böyle bir buluşma kültürümüz tekrar bir son zamanlarda nüksetmeye nüksetmeye başladı gibi görünüyor. Çünkü bir hani yoldan geçtiğin zaman bak kafeleri, restoranları tıktım tıktım dolu görüyorum ben. Evet yani. Yani az önce dediğin tedbirleri mesela hani restoranlar koysa bile insanların uymadığını görüyoruz. Mesela yan yana oturuyorlar. Ee, yani işte bir şey olmaz yakın arkadaşım diyor mesela ama bilmiyorsun ki yani yakın hani arkadaşın kaç bu, kişiyle... bu arada hani temizlikle ilgili ya da senin hani yakın arkadaşının temizliğine e, güvenmenle ilgili bir durum değil bu sonuçta. En nihayetinde nereye dokunduğun, ne yaptığın belli olmuyor ve Onun nereden kaç kişiyle belli... temas halinde olduğunu bilmiyorsun. Evet, nereden dolaştığı, nereden geldiği belli olmuyor. E, toplu taşıma Hı -hı. araçlarında da aslında o eski ilk başlardaki tedbirlerin de çok e, uyulmadığını maalesef e, görüyoruz son zamanlarda. Bu nedenle belki de insanları bir kez daha böyle kendine getirmek için e, daha somut tedbirler e, hayata geçecek. Hatırlatmak belki hatırlatıcı evet. e, mimalde böyle bir şey yapıyor. Evet. Erdoğan Turan senin bu konuda beklenen. O tedbirler gelecek yani. Gelmek zorunda. İnsan sağlığının korunması lazım. Ekonomi tabii ki önemli. Elbette. Yani bir tercih yapılması gerekiyorsa böyle bir durumda önce insan diyeceğiz. Yani herkesin dediği gibi. Ama bunun piyasalarla ilgisi soruyorsan mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bugün bir karar açıklanacak. Öyle bekliyoruz, değil mi? Yani Hı. gerekirse başka tedbirler de devreye alınacak. Bunun benzerini biz Avrupa'da gördük. Mesela Paris'te çok katı tedbirleri aldılar. Kasım ayına çıkma yasağı Tabii. getirdiler. Avrupa'nın en sert tedbirlerini Fransa'da gördük biz. Elbette bunun ekonomiye bir etkisi var. Fakat piyasalar etkisi var mı? Çok da varmış gibi gözükmüyor Hatta grafiğini rica edebilir miyiz? Paris Borsası'nın kakarandığı şöyle 3 aylık grafiği. Paris Borsası 29 aylık. Ekim'de Paris Borsası'nda 4570 seviyesini gördüm. Hı hı. Bugün o seviyeden %20 yukarıda. Şimdi vaka sayısı yüksek, tedbirler sert fakat piyasalar rahatsız değil. %20 yükselmiş. 29 Kasım'dan bugüne. Bu ne demek? Yani piyasalar Buyurun. umursamıyor mu? Bakın. Yani umursamıyor diyemeyeceğim. Öyle bir cümle son kurmayayım ama 3 3 ay, ay olarak alalım. Ya fark etmez zaten oralar işte 5400. Evet. Evet 4570 seviyesinden 5400'e gel. Bahsettiğinizle Kasım Kasım'ın sonu, 29 Kasım gibi o günden bugüne %20'lik bir yükseliş var. Piyasalar tabii ki bu haberleri biliyor, fiyatlıyor, düşünüyoruz yani böyle bir şey etkisi mutlaka var diyoruz ama al, alınacak tedbirlerin karşısında Destek olmak anlamında verilecek bir önceki turda gördüğümüz adımların da deride kalması gibi bir ihtimal söz konusu. Piyasa da oradan destek buluyor. Yani salgın haberleri piyasaları bozmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fransa örneğinde Anladım. Şimdi diğer taraftan dün bir haber daha geldi aşı konusunda. Geçtiğimiz hafta Pfizer ve BioNTech'in bir aşısı vardı ve virüs üzerinde %90 etkili olduğu haberi gelmişti ve bu e, piyasada piyasalarda büyük coşku yaratmıştı. E insanlar arasında umutları arttırmıştı. Çok iyi bir haberdi. Moderna'dan geldi. Yine Amerikalı e, bir ilaç firması. Üçüncü faz denemelerinde %94,5 etkinlik sağlandı dendi. Burada bir ayrıntı var. Yani Pfizer ile Biontech'in arasında bir etkinlik anlamında ayrıntı, bir farklılık var. Moderna'nın aşısı bir de ultra soğuk depolamaya ihtiyaç duymuyor. 2 ile 8 derece arası standart buzdolabında 30 gün kalabiliyor. Eksi 20 derecede 6 aya kadar muhafaza edilebiliyor. Pfizer ve Biontech'in aşısı tabii geliştirilecek daha. O, o da standart buzdolabında 5 gün saklanabiliyor. Eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gerekiyor. İşte o nasıl taşınacak, nasıl götürülecek, nasıl muhafaza edilecek... Konuları birden tartışılmıştı bu aşı sonrası. Dolayısıyla şimdi Moderna'dan böyle bir açıklama geldi. Yani yavaş yavaş hani aşı tabii ki tedavi öncelikle hep senin bahsettiğin e, Özlem tedavi daha önemli. Onun bulunması gerekiyor ama aşı da hani biraz insanları rahatlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü de e, seninle aynı fikirde ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını açıklamış. <laughs> e, ne diyorsun? Şimdi birincisi. Ee, şöyle iyi yanından bakılabilir. Ee, aşı konuşulmaya başlandıysa e, demek ki bu işin e, tünelin ucunda ışık görünmeye başlandı. Yani artık bu işin e, çözümü konusunda e, insanlık bir noktaya doğru ilerliyor. Bu demektir ki hani süresini tabii ki veremeyiz. 6 ay mı bir yıl mı bilemiyorum ama en nihayetinde e, bir yıla kadar diyelim hadi en kötü ihtimalle. E, bu işin ee, biraz daha yavaşlayacağını en azından çevremizde azaldıkça hani aşı yaptırmayanlar için de olumlu bir şey çünkü aşı yaptıranlar ve bundan faydalananlar en azından e, olumlu dönüşler olduğu zaman azalacaktır manasına geliyor bu nedenle sakın. evet bu nedenle olumlu bir e, tablo İkincisi, bir de başka açıdan bakalım e, ikinci aşı şirketi de geldi e, dolayısıyla daha fazla dünyada insana ulaşacak ama bir anlamda da e, aşı savaşlarının da başlayacağı anlamına geliyor. Avrupa ve Amerika. Şimdi muhtemelen Çin'den de gelecek. E, ki Çin'in yavaş yavaş bir şeyler denediğini de biliyoruz aslında. E, ve e, bakalım hani sen dedin ya hani %90, %94,5. E, şimdi ben mesela Türkiye'den çıkanın %99 olmasını bekliyorum <laughs> inşallah. İnşallah. E, ve böyle böyle aslında bir aşı rekabetine doğru gidecek. Dolayısıyla önümüzdeki bu virüsü kontrol altına alıncaya kadar bu kez de aşı şirketleri öne çıkmış olacak. Sadece piyasalar açısından değil bir de bu açıdan da bakmak lazım. Hani sektör olarak da bakmak lazım. Sağlık sektörü olarak da bakmak lazım. Ama şu dönem bize şunu gösterdi. Hep diyorduk ya her şeyin başı sağlık diye. Bunun sözde kalmaması gerektiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte artık sağlıkla ilgili atılacak her adım öncelikli olacak bütün dünya için ve belki de harcamaların bütçelerin büyük bir çoğunluğu büyük bir kısmı e, sağlık yatırımlarına gidecek ve e, sağlık yatırımı yapan e, sağlık turizmi için e, adımlar atan ülkelerde öne çıkacak gibi görünüyor. Bundan sonra turizm dediğimiz zaman sağlık turizminin daha ön plana çıkacağı bir dönemi konuşuyor olacağız bence. Ee, o yüzden de e, başka bir hani hep pandemiyle başka bir yola girildi, başka bir şey, başka bir e, tüketim şekli, başka bir üretim şekli, başka bir dünyaya bakış açısı diyoruz ya. Artık her açıdan e, başka bir dünyayı e, daha hızlı bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Çünkü kurtuluşun e, işaretini görmeye başladıkça bu stratejiler daha çok ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet dünkü e, haber. Moderna'nın haberi Pfizer ve BioNTech'in ilk çıktığı kadar piyasalarda etki yaptı mı? Petrolde gördük biraz ama e, Pfizer'in ilk haberi kadar etki olmadı. İşte oraya da alışıyoruz. Yani aşı gelecek onu biliyoruz. Yani o ilk şok, er şoktan kastelim varsa. Olumlu şoku. Şok. Olumlu şoku Pfizer'ın haberiyle yaşadık biz. Dün de bir etkisi oldu ama Pfizer kadar değil. Mesela dün... E, Modernler'in haberi geldi. Bugün az önce arkadaşlarımız verdi. ABD vadeleri de ekside. Fakat biz geçtiğimiz ay Pfizer'ın haberiyle birlikte birkaç gün canlı seanslar görmüştük borsalarda, küresel piyasalarda. Tabii işte beklenen haber yavaş yavaş gerçekleşmeye yakın olunca o haberin etkisi de olmuyor. Çünkü bunu aldı zaten piyasa. Yani aşı geliyordu. Aralık ayında geliyor o veya Ocak'ta kullanmaya başlıyoruz. Mutlaka etkisi oluyor. Gene olacak. Yarın başka bir şirketin ile ilgili bir haberini gördüğümüz zaman haber olacak. Ama bu hep böyle giderek azalan pozitif etkiler olacak. Çünkü aşı geliyor artık manşette onu biliyoruz. Yani artık yüzde %90, %94, 5, %96, %97. Artık önemli olan kim yani ne ilk, zaman kullanmaya İlk haber başlayacak? geldi. Tabii, tabii. O haberin etkisini gördük. Dün e, e, bir nebze yine ulaştırma hisselerinde yine onu gördük değil mi? Hava yolu ulaşım, ulaştırma. Tıp yine hizmet sektörüyle yani ekonomilerin kapalı olduğu dönemlerde yer almış sektörlerde işte bundan sonra evet ikinci dalga yaşıyoruz ama evet yine bunun etkisini hissedeceğiz olacak. Fakat bir sonraki turda mesela biz önümüzdeki yılın kışında 2021 kışında bu sorun bu aşı birlikte yüksek oranda gündemden düşecek beklentisi var. Bu da bu şirketler için 2021 yılı bu yıla göre daha iyi olacak, daha canlı olacak, daha pozitif olacak beklentisinin fiyatlanması gibi. Küçük küçük etkiler bunlar. Yine de şeyi değiştirmedi yani bu döngüyü değiştirmiş değil. Bir taraftan aşağı biri geliyor güzel ama işte kapalılık hali yeni tedbirler devreye girdikçe de bu şirketler için şu dönem hala sıkıntılı bir dönem. Bir soru sorayım. Neden e, şimdi neden Amerikan seçimlerinden sonra bir Amerikan aşı şirketi e, bu açıklamayı yaptı? Daha öncesinde yapamaz mıydı? Hatta iki. Yani Pfizer'da koyarsak. Daha, daha önce yapamaz mıydı bunu? Yani Biden mesela demiş ki eee Biden'ın söylediği bu şeyle Trump ilgili aşıyla ilgili. Aşı dağıtım Evet. Planı çağrısı evet. Yapmış. Demiş ki o, o daha verin şey diyor yapmış. o şeyi. Hı -hı. Dağıtım planını verin diyor ki biz de en kısa sürede e, erişimi sağlayalım diyor. İşbirliği yapmazsak çok fazla kişi ölebilir diyor. Aşı dağıtım planı çağrısında bulunuyor. Yani dediğin gibi seçim sonrasına denk gelmesi ve arka arkaya denk gelmesi de. Ayrı zaten hep konuşuyor, konuşuyor Trump da zaten değil mi aralıkta aşı gelecek açıklaması yapıyordu. Dolayısıyla tesadüf değildir herhalde hemen seçim sonrası gelmesi. Bilmiyorum benim soru şartlarım var işte. Ben bu aşı firmalarının büyük ortaklarını merak ediyorum kim bu insanlar mesela. Bir isim biliyorum ama yani hep böyle büyük devasa uluslararası şirketlerin büyük CEO'ları, kurucuları bu aşı firmalarının da büyük ortakları. Yani bugün bu aşı haberlerinin süse geliyor olmasına seviniyoruz ama bir taraftan da Özlem Hanım dediği gibi yani neden diye de sormamız lazım. Neden bugün? Yani aşıya aynı takvimle başlamışlar. Hı hı. Aynı süreci aynı zaman süreci içerisinde ilerlemişler. Sonucu da peş peşe alıyorlar. Güzel tesadüf değil mi o zaman tesadüfse? Bir de şunu sormuştuk. Ee, Pfizer neden e, e, hisse sattı? Aşı haberi çıktıktan sonra neden hissesini sattı? Yüzde 60 mıydı? 62'sini satmıştı. Yüzde 62'sini sattı. Özlem Hanım demişti rakipler geliyor diye. İşte bir hafta geçmedi. Moderno biz daha iyiyiz dedi. Ve dün hemen hem Biontech'te hem de Pfizer'da sert satışlar gördük. Moderna hisselerinde yükseliş. Yani aslında vardı. E, iyi bir şey. Yani kendi açısından doğru bir şey yapmış yani. Tabii doğru bir şey yapmış. O yüzden o soruyu ona sorman lazım demiştik. <gülüyor> <gülüyor> görmüş yani. Rakipler geliyor tabii. Doğal olarak gelmeyecek mi yani bu aşı çalışmalarında bir rekabet var. Bir yarış var. Sizden daha iyisi geliyor olabilir. Geldi işte. Siz Hatta belki çok dönüşebilir yani. Almanya bu aşı nakillerini orduyla yapacak açıkladılar. Yani bir maske savaşı görmüştük ya biz. Hı hı. Şimdi bir de aşı savaşı göreceğiz galiba. Ee, onu gördük. Havalimanlarında birbirlerinin maskelerine el koydular. Sağlık ekipmanlarına el koydular ki el koyanlar da yani böyle şey büyük Avrupa hani ülkeleri dediğimiz ülkeler birbirlerinin maskelerine yani dünyanın, maskelerine, dünyanın hani en büyük dünya ülkeleri değil yani. Dünyanın en büyük ekonomisinin Başkan başkanlığına aday olan isim e, maske üretimi yapacağız diyerek vaatte bulunarak eğer e, Beyaz Saray'a oturmaya çalışıyorsa ki oturacak Hı -hı. E, bu ne kadar hani dünyanın asla sağlık konusunda geldiği noktayı gösteren bir işaret yani artık maske e, aşı bunlardan daha değerli sağlık daha değerli hiçbir şey olmayacak gibi görünüyor ama şu dönemde bir de şöyle bir şey var kimler kazandı neyi değişti teknoloji, dijitalleşme bu noktadaki hangi şirketler öne çıktı? Kim kazandı? Muhtemelen onların kazançlarıyla doğru orantılı da bir sağlık sektörüne girişleri ve destekleri de olacaktır. O Olay... büyük şirketler çoktan girmiş zaten bu e, ilaç ya da sağlık sektörüne yani işte bir dönem işte kapanmaya yönelik tedbir almaya yönelik o sağlık dünyasının çok uzağında olan insanlardan mesajlar duyunca şaşırmıştık. Yani niye bu insanlar bugün bu rolü üstlenmişler? Öğrendik ki zaten bu ilaç firmalarının ortağıymışlar. Evet. Çok büyük pazar, devasa. Yani inanılmaz kazançlar elde edilecek bu aşı hikayesinden. Biz sadece Pfizer üzerinden iki doz kullanımının 150 TL olduğunu okuyoruz değil mi? Yani bir de bunu dünya çapında düşünün. Kaç milyar insan var? Ve bunların hepsi koşa koşu aşı olacak yani. İsteyecekler. Çünkü korktuk. Herkes de şu olmak isteyecek. Bu muazzam bir pazar pazar oluşturdunuz, kitle hazır, ürünü ortaya koydunuz. Şimdi herkes sırada ve aşı almak için. Evet. Ve de çok istekli bir pazar, Tabii çok bir canım, iştahlı bir yapacağım. pazar, evet. sıraya girecek bir pazar. Yani öyle çok fazla büyük bir e, harcama yapmanıza gerek yok, pazarlama bilmem yok ne. Yok hiçbir şeye, hiç şeye gerek yok. E, peki bu ilaç firmalarının hisseleri ne çok oluyor? Oynak, çok oynak. Yani gelen her haber e, olumlu veya olumsuz etkiliyor. Orada da bir rekabet var hisse fiyatlaması tarafında. İşte mesela bir günde geçtiğimiz hafta biz Pfizer'a bile gelince %15'lik bir yükseliş gördük. Hı hı. Dün ne yerde ise bu kazancının tamamını geri verdi. İşte yeni şirketin bulduğu aşıyla. Şimdi yeni şirketin hisselerinde bir değerlenme var. Bakalım bir sonraki turda gelecek yeni haberle bu, bu şirketin değeri ne olacak? Bir yarış var ama işte sonuçta fark etmez. Herkes bu aşıyı bir şekilde alacak. Yani biz, ha 90-92 ne fark edecek ki? Şimdi eğer Kimisi, kimisi onu alacak, kimisi öbürünü alacak. E yani. Kendi ülkenizde üretiyorsanız niye gidip de Avrupa'dan alasınız ki? Bunun nakliye masrafı var. Bir sürü ek maliyete katlanıyorsunuz. Yüzde ikilik risk için değer mi değmez mi? Onu tıp dünyası da artırsın. Ben işin parasal tarafına bakınca yani eğer yüzde doksanlık başarıyla bir aşı biz Türkiye'de kendimiz geliştiriyorsak niye gidip moderneden faizden alalım ki? O boyutta var, doğru. Casusluk faaliyetlerinin inanılmaz arttığı bir dönem olduğunu da altını çizelim. Hani böyle bir not düşmüş olayım ben. <laughs> Nereye bağlı? İngiltere, ne doz... <laughs> İngiltere 5 <gülüyor> milyon doz. Bağlamayacağım. İngiltere 5 milyon <laughs> doz modern <laughs> açısını sipariş etmiş. Son sana haber bu. 5 milyon doz sadece Moderna'dan. Bunlar Pfizer'dan da sipariş ettiler. Yarın evet. başka firmadan da sipariş edecekler. Böyle dolduracaklar yani. Tek bir yerden bunu almayacaklar. Hayır. Bu arada ee, City Aşıların geniş çaplı dağıtımının sağlanması durumunda doların 2021'de %20'ye kadar düşüş yaşayabileceğini açıklamış. Evet. Böyle bir tahminde bulunuyor. Ondan daha kötü, yani kötü derken doların daha fazla değer kaybedeceğini düşünen ya da yazan raporlamalarda aşı hikayesi yokken yazılan raporlamalarda şu deniyordu. Evet. ABD'nin o kadar büyük cari açığı ve o kadar büyük borcu var ki doların bu kadar değerli kalması 2021 yılında mümkün değil. %30 değer kaybedecek gelişmiş ülke paralarına göre. Şimdi Citi aşı haberi gelecek. Ee, toparlanma hızında 2021'de AB'de geride kalacak. Güvenli liman olarak nakitte kalmak veya doları tercih, tercih etmek zorunda olmayacağız. Bu yüzden dolarda %20'lik düşüş var olacak diyor. Yani herkes farklı yerlerden bakabiliyor dolara fakat herkes dolar değer kaybedecek diyor şu an için. Beni ürkütüyor herkes aynı şeyi söyleyince ben biraz <laughs> rahatsız oluyorum. Herkes aynı fikirdeyse. Dolar endeksindeki düşüştü gerçekten ciddi. Ama o 2020'nin Mart ayı yani o e, krizin zirve yaptığı dönemde oradan geldiğimiz yerde aylardır 90-94 falan yani bir yerde bir yere de gitmiyor. Yani farklı bir yere gitmiş de değil şu an. Peki o %20 %30 düştüğünde o dolar erimesi olduğunda nereye gidecek? Bu dolar devalüasyonu demek gibi bir şeydir. Yani dolar endeksi üzerinden düşünüyorsanız %10 düşse 80-82 civarı yapar değil mi? Şu, şu an Hı -hı. için kabaca Hı -hı. söylüyorum yani. Ya, bunu isterler mi? Olur mu? Bilmiyorum. Yani burada ee, ekonomik verilerle işte sadece borçlulukla, cari açıkla konuşuyorsanız bunu çok daha önceden konuşuyor olmanız lazımdı. Yani dolar zaten buralarda olmamalıydı. Fakat mesele makroekonomik verilerle paranın değeri üzerinden gitmiyor. Oyun değiştiren merkez bankaları var. Dünyanın en büyük spekülatörleri şu anda merkez bankaları. Çünkü onlar değiştiriyor her şeyi. Amerika bunu ister mi? Yüzde yirmi düşmesini? Ya Trump istiyordu. Pa yani. Neyse ne çok istiyordu. da okuyamadık da bazen değerli Trump diyordu. <laughs> Değersiz istiyordu. bilmiyorum. Hadi. Değerli para birimi ezberden şöyle diyoruz işte bir ülkenin para birimi değerliyse ihracatta dezavantajı vardır. Hı. O ezberde sorgulanmalı yani bence. Çok da net değil o iş. Trump bazen istiyordu. İstemekle gerçekleşmeler farklı. Ha. Düşmesini istiyordu. Trump yani bu süre içerisinde gerçekten neyi istedi neyi istemedi konusunda çok net değildi. Çok, çok net değildi. Ee, Hı -hı. Acaba şimdi hani sen az önce sorunca bu para nereye gidecek diye. Hı hı. E, bu dönemde özellikle ciddi bir altın yatırımcısı da ortaya çıktı. Bir altına da bakalım dilerseniz. Çünkü hı hı. bu sadece Türkiye açısından değil, merke pek çok merkez bankasının da e, altın rezervinin yükseldiğini gördüğümüz bir dönem oldu. Pandemi yani, bir dönemi. E, bireyler de altına yöneldi. Evet. Merkez bankaları da yöneldi. Evet. E, dolayısıyla hani dolarda %20-%30'luk bir hani tahminler çerçevesinde hı. hani bir düşüş olursa Altın altında ne olur? Mi? Vallahi bilmiyorum. O çok net değil. Bana kalsa benim gördüğüm böyle düşmek için yer zaman kolluyormuş gibi görüyorum. Fakat para nereye gidecek? Yani para nereye gidecek? <laughs> dünyadaki tahvillerin %80'inin getirisi şu an %2'nin altında. Yani para parada kalarak para kazanmıyor. Tekrar edeyim ben rakamı. Tahvillerin küresel çaptaki tahvillerin toplamının %80'inin getirisi %2'nin altında yıllık bu. Yüzde iki Seni. Tabi tabi yüzde ikilik yeteri kimi tatmin eder? Burayı sadece işte büyük fonlar e, riske hedge etmek için kullanıyor olabilirler. Fakat bireyseller, küçük işletmeler neyse artık yani onların tabi tarafında olması zor. Yani yüzde iki bugün bir hisse senedini alıyorsunuz. Yani bu sadece bizim borsamız için söylemiyorum ben. Yani küresel çapla söylüyorum. Bir günde %10 gidiyor değil mi? Yüzde ikilik getiriyi bir yılda alacağınıza hisse senedi tarafında eğer doğru yerdeyseniz zaten kat kat kazanıyorsunuz. Altın hisse senedi veya şöyle kıyaslayayım. Tahvil getirisiyle kıyaslayayım. Tahvil faizleri bu kadar düşük kalıyorsa bu altın için iyi haberdir. Ama orada da ezberden gidiyoruz. Oranın da sorgulanması lazım. Bütün ezberlerin sorgulanması lazım. Çünkü bu paranın miktarı bütün dengeleri bozdu. Zaten bozuktu bu denge. Salgınla birlikte bir kez daha bozuldu. O yüzden işte tahvil faizi çok düşük altın fiyatı düşer veya borsalar çok yüksek, yükselmeye devam edecek, altın yükselemez demek yerine temelde merkez bankalarının ne yapabileceğini konuşmamız lazım. Bu insanlar bir buçuk yıl, en az bir buçuk, iki yıl biz bu politikayı sürdüreceğiz, size bol para, sıfır mail et, para vermeye devam edeceğiz diyorsa bu sadece hisse senetleri için iyi haberdir. Gerisi muamma bana göre. Ama benim altın için gördüğüm çok dikkatli olmak lazım. Aynen 2008 sonrasında olduğu gibi 2011'e kadar bir zirve ondan sonra uzun bir dönem yatağda kalmış can sıkmış bir hareket vardı. Ben neden olmasın diyorum. Peki. Tabii şöyle de bir durum var şimdi. Ee, yaklaşık %25'i değil mi negatif faizlerde fark e, etmiş durumda. Yani evet, tahbillerin. E, tahvillerin. Şimdi biz hep altında güvenli liman gözüyle baktık ve bu tip durumlarda yani çalkantılı olan zamanlarda Altında ciddi bir hareketlenme gördük. Ama bu pandemi dönemi bizim buradaki ezberimizi de e, sarstı. E, güvenli liman nedir sorusunun karşılığı yok bence artık. Çünkü Altın dünya mıdır? güvenli liman aramıyor ki. Güvenli liman aramıyor. Yani muazzam bir coşku var. İnanılmaz zaten. akıl alır gibi değil. Şimdi dünya resmen düzüstü çökmüş ekonomiler. IMF 185 ülkeye devasa paralar vermiş. Bu insanların belki bu ülkelerin bir kısmının gelen aşıyı alacak parası bile yok. O aşıyı almak için bir alacaklar. Fakat finansal piyasalara bakıyorsunuz, borsalara bakıyorsunuz coşku var. Bu 20-30 yıldır piyasalarda olan insanlar için anlaşılması güç bir şey. Fakat değişiyor işte. Her şey değişiyor. Paranın miktarı ile ilgili konuşuyor olmamız lazım. Para varsa sorun yok piyasalar için. Para masanın üzerinde kaldığı sürece bütün o sorunlar etrafta kalır kimse görmez onu. Ne zaman ki o birileri gelir o parayı masanın üzerinden almaya kalkar veya bir dakika buradaki paranın <laughs> miktarını tutuyorum ama bunun bedelini arttıracağım der o zaman bir sorgularlar. O zamana kadar işte nereye, nereden okusanız 2021 yılı için her yerde mesela en son Goldman Sachs galiba Asya Pasifik ülkeleri için %18'lik yükseliş beklentim var diyor borsa endekslerinde. Morgan Stanley dün riske girin diyor. Riske girin diyor. E çünkü işte hem dibe vurmuşsunuz ekonomik açıdan mecburen büyüyeceksiniz. Mecburen büyüyorsunuz. O kadar vurmuşsunuz ki gibi Hem büyüyeceksiniz hem para var. İdeal ortam para yapmak için. 2021 yılı. Kesi varlıklarda. Kontrolsüz bir dönem olduğu için balonların daha fazla olduğu ve bir süre sonra yaklaşık hani pandemiyi biraz geçirdik diyelim. Bir sene sonra falan. Bu kez de bu balonların patlaması yüzünden yeni krizlere gebe mi dünya? Merkez bankaları o balonların patlamasına müsaade etmiyor. Sönümlendirmeye çalıştılar hep bugüne kadar. Yani patlatmayalım da içindeki havayı böyle ufak ufak e, çekelim. <laughs> o para, o havayı balona Merkez Bankaları üfledi. Onu o havayı oradan çıkaracak da onlar. Yani o, yani o da ayrı bir ustalık gerektiriyor. Ayrı bir gerekiyor. sanat olacak. Tam bir sanat olacak. Oldu mu becerebildiler mi? Yani Fed biraz yapmaya çalışmıştı ama olmadı. Piyasa hemen mızmızlandı. Bir dakika ne yapıyorsun? Faiz mi arttırıyorsun? Parayı mı çekeceksin? Hemen patır 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 düşüşler gördük. Fed geri döndü. Yapmayacağım. Aman sizi rahatsız olmayın. Kıyasının mızmızlanmadığı bir dönem <laughs> Yok. var Balon hikayesini 20 yıldır, 30 yıldır konuşuyoruz ama bugüne kadar olmadı. Bana göre tek balon da tabi tarafında. Negatif faizin olduğu bir dünyada eğer işler yoluna girer, büyümeler gelirse, enflasyon geliyorsa, bu tahvil dünyasında bugün alınmış pozisyonlar taşınıyorsa o güne gerçekten çok can yakabilir. Peki, e, sabahın ekonomi sayfasında. Bu arada Ankara'dan bir haber geldi. Ha, Akkuyu bakalım. nükleer... Santralin 3. ünitesi için de inşaat lisansı verilmiş. Şimdi arkadaşlarımız da alt banttan geçiyor. Hı hı. Bu da önemli bir haber. Evet. Bunu da aktarmış olalım. Sabah Ekonomi sayfasında yine e, bunlarla alakalı bir haftada 500 milyarlık katkı. Pozitif algının sonucu. Başkan Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından başlayan Türk varlıklarına olan Yabancı ilgisi rekor seviyelere ulaştı. Borsanın yükselişi kur ve faizdeki düşüşün ekonomiye bir haftalık etkisi 500 milyarı buldu deniyor. İşte Borsa İstanbul'un geldiği nokta CDS 400'ün altına geldi. 400 puanın altına geldi. 6 Kasım'da 515 puandı. Dolar TL'de 8.57'yi görmüştük. 7.60'ın da altı görülmüştü değil mi? Dolar TL'de. 59'u gördüm ben evet, gün içerisinde. 7.59'u evet. görmüştük. Euro TL'de 10.20 görülmüştü. Orada da 9 liranın altı görülmüş müydü? 9'u hatırlamıyorum. Bakayım Dok ben sen konuşurken. Yok ben 9'un altını görmedim. E, 9'un altı görüldü. Bir, bir, bir 8.94'ü evet. görmüşüz. Evet 8.94. Şöyle kısa bir ara. E, o görüldü. 9.13 bu kapanış seviyeleri. Dolayısıyla bu tablo ortaya konmuş. Borsadaki şirketlerin değer artışı 103 milyar lira. Faizdeki düşüşün hazineye katkısı 30 milyar lira şeklinde sıralanmış. Şimdi gözler 19 Kasım'a çevrildi. 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Değişik tahminler geliyor. İşte 200 bas puandan 475-500 bas puana kadar Yelpaze'de bir tahmin geliyor. Onu göreceğiz. Ama bu bir haftada pozitif algının sonucu 500 milyarlık katkı şeklinde verilmiş haber. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın da açıklamaları olacak. Az önce Murat da söyledi ilk kez evet. e, dinlemiş olacağız. E, her ne kadar komisyon kapalı da olsa daha sonra açıklamaları gelecek. E, oldukça e, önemli tabii yeni dönemin mesajlarını öğrenmek için. Yarın da önemli bir toplantı var yine. E, Erdoğan'ın Top Ekonomi Şurası'nda yine bakanlarla katılıyor. Orada vereceği mesajlar ee, ve tabii iş dünyasına vereceği mesajlar özellikle çok önemli. Ee, oradan da bazı ipuçları, yeni dönemin ipuçlarını e, öğrenme şansımız olacak. Ee, ve tabii e, bu çerçeve çizildiği zaman aslında e, Merkez Bankası'nın e, hangi toplantıda hangi karar alacağı da e, bir anlamda aslında biraz daha ikinci plana düşmüş oluyor. Çünkü asıl olan o plana ve o ödeve ulaşmak. E, Orada da proaktif davranacağını e, görüyoruz. E, şimdi e, çok hızlı bir, e, doğrusu e, bu konuda e, özellikle yeni reformlar konusunda çok hızlı bir adım atma, yeni bir dönemin başlaması söz konusu gibi görünüyor. Çok daha yeni adımları çok hızlı duyabiliriz. E, hem ekonomi, hem e, hukuk, hem de demokraside yeni adımlar diyor Erdoğan. Bu yeni reform dönemini... E, hızla yapacakları ve çok e, yoğun bir şekilde çalıştıkları haberlerini de duyuyoruz. Merkez Bankası'nın atacağı adım dediğim gibi proaktif adımlar olacak. Bugün neyi gerektiriyorsa e, o yapılacak. E, faiz artışı e, gelecek gibi duruyor. E, ne kadarlık e, bir e, boyutta olacak. Yani hani bunu herkes başka bir şey söylüyor tabii ama ben öyle inanılmaz yüksek e, oranlarda bir ee, yani işte 400-500 baz faiz artışı doğrusu ilk etapta hemen ilk toplantıda e, beklemiyorum. E, ama tabii bakalım e, nasıl bir karar verecek Merkez Bankası. E, daha çok aslında belki de e, bu sadeleşme adımı e, daha önemli olacaktır. Hı hı. E, özellikle e, faiz konuşurken rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Ya yani vereceği mesajlar İletişimi, bundan sonra nasıl yol alacağına dair ipuçları o açıklamanın yani o metin çok daha faiz oranından çok daha değerli olacak gibi görünüyor şu anda. Yani şimdi 19'unda bir toplantı var ama sonraki aylarda da toplantı var. Dolayısıyla hani sanki son toplantı hani bir daha toplantı yokmuş gibi hemen çok büyük hızlı bir faiz artışı, yapar mı yapmaz mı? Sonraki duruma göre de yani sonraki yaşanacaklara göre de, sonraki toplantılarda da bir faiz değişikliğine gidebilir. Dolayısıyla öyle bir payda olabilir. Ama sanki böyle e, ilk etapta yoğun bir faiz artışı beklentisi içine girmiş gibi piyasa gözüküyor dediğin gibi. Ama göreceğiz elindeki veri setine göre, elindeki duruma göre, piyasanın gidişine göre bir hareket alanı olacak. Erdoğan Turan sen de Merkez Bankası gerekli yerde gerekli adım atacaktır e, mesajını sıklıkla söylüyorsun. Dolayısıyla e, burada e, 200 ile 500 bas puan arasında böyle bir faiz artışı var. B bir toplantıda çok yoğun bir faiz artışı mı yapar yoksa bunu eğer yapması gerekiyorsa biraz daha zamanı mı yayar? Mesela Morgan Stanley'de Özlem da aynı kanaatte 150 bas puanlık artış olur diyor. Piyasanın ortalama beklentisi 450-475 bas puan. Neden 450-475? Bunun bir matematiksel şeyi %15 e var. %15'e dayasın. Dün itibariyle Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paranın ağırlık ortalama maliyeti 14.64 oldu. Evet. Geçtik İT e penceresinde tabanımız 14.75. Evet. Oraya geldik dayandık. Yani Perşembe günü Merkez Bankası gelse politika faizini fiili faiz oranına çekse buna hiç kimse şaşırmaz. Bu nette bir faiz değişikliği anlamına gelir mi? Hayır. Merkez Bankası politika faizini o günün fiili faiz oranına yaklaştırdığı demek olur. Ama farklı sonuçları da var bu adımların. Yani ne kadar yaparsa o kadar farklı sonuçları var. Şimdi Merkez Bankası politika faizini fiili faiz oranına bir şekilde yaklaştırdıktan sonra yeşil kitle penceresini de aslında yukarılarda bir yerlere etmiş oluyor. Yani ben diyor hareket alanımı yine koruyorum. Gerekiyorsa günden güne ne gerekiyorsa onu yaparak Paranın maliyetini arttırmak önünde gereken sıkılaştırmayı yapmaya devam edebilir mesajını verecek. Şimdi neden Morgan Stanley gibi bir yabancı kurum veya Özlem Hanım 150 bas puan ya da işte piyasanın beklentisinin çok altında bir hareket beklerken katılımcıların çoğunun 400-450 bas puanlık faiz artışından bahsediyoruz. Bunu istiyor piyasa. Yani bu olsun diyor ki yani her şey bir anda istiyor piyasa. Merkez Bankası gelsin politika faizini fiil orana çeksin. Sadeleşsin biz sadece politika faizi üzerinden e, ilerleyen bir Merkez Bankası görelim düşüncesi var. İşimiz kolaylaşsın. Şu an çok mu zor? Çok zor değil. Aynı, aynı şey. Benim açımdan ben bir kez daha tekrar edeyim. Merkez Bankası'nın o gün paranın maliyetine ne diyorsa benim için faiz oranı odur. Benim için değil herkes için odur. Arkada bir yerlerde başka bir rakam geride kalmışsa bugün onu öne çekebilir. Yaklaştırabilir her neyse. Buna normalleşme adımı da diyebilirsiniz fark etmez. Ama nette Perşembe günü Merkez Bankası ne yaparsa yapsın. Fiili faiz oranının üzerinde bir politika faizini ortaya koymuyorsa faiz arttırmış da olmuyor. Bu da var. Sadece ben piyasaya şu mesajı veriyorum. Politika faizimi fiili faiz oranına yaklaştırarak sadeleşiyorum. Size tek bir kanaldan mesaj vermeye çalışıyorum. Size gerekirse daha sık mesaj da verebilirim diyecek belki o metinde. Özlem Hanım bekledi o metinde farklı şeyler diyor. De... Ben çok beklemiyorum o metinde çok büyük farklılıklar olacağını. Öyle bir dönemde de değiliz. Çok farklılığa ihtiyaç yok. Piyasa alacağını alır. Zaten o alacağının büyük bir kısmında fiyatladı. Ekstradan inanılmaz bir fiyat hareketi olacağını da zannetmiyorum. Piyasa şunu da diyebilir mi o zaman? Tamam 15'e çekersem ben rahatlayacağım. Tamam politika faizini 15'e çektin diyelim. Ama o zaman geçti kitle penceresi ve onlar da yukarı itilecek. Evet. Bu sefer oraya doğru git ben, ben hiç öyle aldığıyla mutlu olan bir piyasa görmedim. Ha işte o yüzden diyorum. Yani onu alsa mesela şey o zaman git geçti git. Ben tek... artık sadeleşme istemiyorum. Ama, Hadi ama bir şey de lazım. Piyasa dostu olmakla sürekli piyasanın istediğini yapmak arasında fark var. İşte evet yani, yani. piyasa hep mızmızlanır yani sonuçta. Bir ülkede faiz yükseli ve buna piyasalar seviniyor. Bu normal mi? Normal, normal. değil. Merkez Bankası esnek politikayla ilerleyeceğim deyince buna piyasa tatmin olmadı. İstemediler yani bu böyle devam etmesin. Böyle bir düşünce var. Tamam. Şimdi Merkez Bankası mesaj verdi ayın 19'una kadar gelişmelere göre bakacağım. Ve biz bugün işte 400 bas puan arttıracak, 500 bas puan arttıracak diyoruz ama arttırmayabilir. Buna hazır mısınız? Ben buna gerek durmuyorum diyebilir. Çünkü Büyük ben tabii. günden güne fiili faiz oranını zaten yukarı çekiyorum. 7'lerden gelmişim 15'e zaten daha ne? İkiye <laughs> katlanmış faiz. Böyle de devam ediyor olabilir. Şimdi piyasa beklentisi başka bir şey Merkez Bankası'nın yetkililerinin gördüğü başka bir şey. Aynı şeyleri görüyorlarsa perşembe günü açıklar. Ne kadar aynı şeyi görüyorlar biz de bunu görmüş oluruz. Ama ben ne olursa olsun bu beklentilerin çok büyük bir kısmının yüksek beklentilerle satın alındığını düşünüyorum. 500 basman faiz arttırır düşüncesiyle pozisyonlar alındı. Dikkatli olalım. Yani o kadar da çok sert ilerlemek zorunda olduğumuzu düşünmüyorum ben bugün. Daha önümüzde toplantılar da var. Her ay toplantı var yani. Her ay toplantı var. Ee, bir de şu da var şimdi tamam faizi diyelim ki e, piyasa dedi ki e, piyasanın açıkçası beklentisi dedi ki demeyelim piyasanın beklentisi 15 piyasayla reel ekonomiyi hep ayırıyoruz hani ne yazık ki ayırıyoruz öyle bir evet, var. reel ekonomi başka bir şey yaşarken piyasa başka bir şey yaşayabiliyor öyle bir faiz şeyinde de Reel ekonomi tarafında bir de bir taraftan da pandemi yaşıyoruz. Evet. Onu da göz önüne alması gerekmiyor mu merkez bankasının reel ekonomideki ortaya. Evet. Üstüne. Yani. Onu da göz alması onu da gerekiyor. Onu da göz onu da, onu da göze, göze alıyor zaten. Evet. Yani göz hani, ardı etmemesi göz gerekiyor. Göz ardı etmiyor bunu da. Yani şimdi piyasa sadece kendi penceresinden bakıyor ama hani hep diyoruz ya merkez bankasının elinde bizim ulaşamadığımız ciddi veri setleri var diye. Hı -hı. Ee, Tabii ki reel sektörü de görüşüyorlar, iletişim halindeler, reel sektörün ne beklentisi, ne beklenti içinde olduğunu da görüyorlar. Bir yandan dünyayı izliyorlar, belki bizden, e, bizim gördüğümüzden çok daha önce bazı rakamları alıyorlar. Dolayısıyla onların baktığı pencere e, farklı bir pencere. E, her zaman piyasanın istediği e, kararları da alacak değiller. Yani şu anda Fed'den inanılmaz neler neler bekleniyor değil mi? Evet. Ama, ama Fed... E, ...bayağı zamandır sabit tutuyor faizleri. Ve, zaten sıfırdayız diyor evet, varlık kalımları. Yani, yani bir sonraki aşamada yapacağı tek şey ise işte almak yani oraya da gelmesin Yani, Yani, yani. o yüzden sadece piyasanın istediğiyle e, orantılı ilerlemiyor bu iş. Mesela yarın e, ciddi bir toplantı var şimdi tüm Anadolu'dan iş dünyasının ne istediğini, hangi sorunları olduğunu, ne olduğunu e, hükümet bir kez daha yüz yüze görmüş olacak, bir kez daha izlemiş olacak. Onlar da değerlendiriliyor. Onların da talepleri var. Evet, onları, yani o yüzden tek tarafta bakmamak tek lazım. Tek taraflı bu işe. bakmamak lazım. Yani faiz artışı olacak gibi görünüyor, ama hani o limitler konusunda o ne kadarlık bir faiz artışı, bu kadar faiz artırdığınız zaman başka neye zarar verirsiniz? İşte ona da bakmak Bunların tamamının gerekiyor. izlendiği ve dengelendiği bir toplantı olacak. Evet, yani sonuçta ekonominin de bir taraftan. Yürümesi çarkların dönmesi gerekiyor. Hı hı. Bir taraftan tamam piyasa dostu olmak ayrı bir şey dediğin gibi piyasa dostu olmakla piyasanın her istediğin yerine getirmek arasında fark var. E bir yandan da ekonominin çarklarının dönmesi gerekiyor. Yani istihdamı düşünmeniz gerekiyor. Büyümeyi düşünmeniz gerekiyor. Enflasyonu düşünmeniz gerektiği gibi. E, yarınki toplantı önemli dediğin top ekonomi şurası. Ama şunu biliyoruz ki enflasyon öncelikli olacak. Yani enflasyon bu... öncelikli olacak. Bir de bakın bir haftalık 10 günlük süreçte Türkiye ekonomisinde değişen hiçbir şey yok sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mes verdiği bir mesajla algı tamamen değişti ve biz çok farklı şeyler konuşuyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği yerde işte piyasa dostu mesajlar, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, enflasyonla mücadele, ne, gerek, ne gerekiyorsa yapılması vurgusu e, TL'ye değer katıyor. Bu da çok değerli. Yani şimdi neyi önceleyecek biz bugün? Yani yine bir tercih yapmak zorunluluğu. Bugün neyi e, müdahale etmek için neyi öne çekelim? Enflasyonu mu? enflasyona müdahale edeceksek kuru bir yerde sabitlememiz lazım. Sadece bu algıyla biz kurda, dolar TL'de işte euro TL'de yüzde onluk düşüşler gördük biz. Bu da çok önemli. Şimdi bunun üzerine otorite, karar alıcı, Merkez Bankası, BDDK kim varsa bu algıyı destekleyecek adımlar atıyorsa bir şeyi kazandı Türkiye ekonomisi. Bunun devamını işte yarınki toplantılar, önümüzdeki gün toplantıları gelecek açıklamalarla üstüne inşa edecek. Önce sakinleşmek lazım. Sakinleşti. Gelecek mesajlarla yeni ol, yol haritasını gördükten sonra da işte biz 2021 yılında Türkiye için büyüme anlamında bir tehlike görmüyoruz. Her ne kadar Moody's ya da başkaları bu sene %5'lik düşüş olacak diyorsa hala tuhaf bir Yine şekilde. <laughs> yani yeni rapor %5'lik küçülmeden bahsediyor. Her şey ortada. Yani neyse oraya girmeyeyim. Tamam. Yani büyüme ile ilgili <laughs> bir sorun bir yok uzay. yani. Büyümele gibi bir yani. sorun yokken <laughs> finansal istikrarı sağlayıcı, enflasyonda mevzi kazanıcı politikalarla geliyorsak biz 2021'e Türkiye güzel bir hikayeyle başlıyor demektir. Peki hani kurda gerileme oluyor. Hep sorulan ve sorgulanan bir şey. Fiyatlarda hani enflasyonla mücadele yapılıyor. Enflasyon öncelikleniyor. Kur geriliyor. Peki fiyatlar geriliyor mu? Şimdi enflasyonla topyekun mücadele programı başlatmıştı hatırlarsanız. Berat Albayrak Hı -hı. ilk Yeni ekonomi programına çıkadıktan hemen sonra tüm kesimleri de davet etmişti ve onların da hepsi işte yüzde onluk indirimlerle bu işe destek vereceklerini evet. söylemişlerdi. Şimdi enflasyonda topik mücadele. Şimdi Erdoğan dedi ki seferberlik ekonomide seferberlik işte enflasyonla mücadelede seferberlik. Şimdi tekrar bizim o o havaya o seferberlik havasına girmemiz lazım. Şimdi arada evet bir pandemi oldu, ciddi sıkıntılar yaşanmış olabilir. Hani hem bir yandan borçların yeniden yapılandırılması geldi, işten çıkarmaların önlenmesi ve aslında iş ortamının şu anda mevcut olan iş ortamının da sadece yeni yatırımlar için değil mevcut olan iş ortamının da aslında daha fazla bozulmaması için böyle bir pandemi döneminde pek çok adım atıldı. Şimdi bundan sonraki dönemde madem kur aşağı iniyor ve inmeye devam edecek o zaman bunun artık fiyatları da yansıması lazım. Şimdi mesela bir gün içerisinde e, kurun artışından sonra sizin e, stoklarınızda ya da o, o sırada sattığınız herhangi bir şeyde bir farklılık var mı? Yok ama fırsatçılar anında fiyatını ikiye katladılar. Şimdi aynı hızda bunları düşürmeleri lazım ve aslında... Bunu düşürmedikleri zaman ve bu fırsatçılığı yaptıkları zaman bence onların da cezalandırılması lazım. Bu ceza sistemi gelmediği sürece her şeyden, her şey bir kılıf bulma ve her şeyden bir fırsat elde etmek isteyenler mutlaka bu yanıklar mutlaka olacaktır. O yüzden bu işi artık bizim gerçekten seferberlik gözüyle bakıp herkesin enflasyonla mücadeleye girişmesi lazım. Aslında o kesim de kendi ayağına sıkıyor ve sadece kendi ayağına değil kendi sektörüne etrafına da zarar veriyor. Yani o fiyatı yükselterek ve şöyle bir şey oluyor etrafta görülüyor. İşte e, kurda yükseliş oldu. Hemen hemen bunu fiyata yansıtayım. Hemen hemen. Yani dediğin gibi stokta mı yoksa yeni sipariş mi ona bakmıyor. Stoktakine de olsa hemen ben bunu fiyata yansıtayım. Tamam güzel. Sonra artık o orada şey yaptı. E, taban yaptı. Artık bunun üzerinde. Ama bir geri çekilme hiçbir zaman 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 daha doğrusu. Evet bazı dönemlerde firmalar hani özveriyle bu kampanyaya katılarak yaptı. Ama o fiyatın orada kaldığını görüyorsunuz. Fiyatın düşmediğini. Ya belki toplumda da böyle bir baskı olması gerekiyor. Yani tüketicinin de böyle bir talepte bulunması, baskıda bulunması gerekiyor. İşte diğer, di, diğer taraftan zaten denetleniyor bu fiyat konusu da denetleniyor. Ama bu fiyatların da düşmesi lazım. Yani o reel sektöründe bu anlamda adım atması gerekiyor. Tüketici gidecek tek tek e, gezebiliyorsa zaten pek çoğu da artık internet üzerinden alışveriş yapıyor. Bakacak fiyatlara ve en düşüğü neyse onu alacak. Böylece yüksek satınını da cezalandıracak. Bunun başka Evet sonucu yok yani. Aynen öyle. Enerji ve tabii Kaynaklar e, Bakanlığı'ndan az önce e, senin de aktardığın haberin e, sosyal medya üzerinden aynısı geldi. Akkuyu Nükleer Güç YouTube. Santrali'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek, akkuyudan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak deniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan bu açıklamada. Evet, hep söylüyoruz enerjiyle ilgili Türkiye'deki tüm üretim aslında cari açıkla mücadele anlamında, Türkiye ekonomisinin büyümesi anlamında oldukça önemli. Çünkü en büyük açık kalemimiz enerji. O yüzden... 50 yıllık 50 milyar dolarlık bir ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Onu nasıl engelleriz? Yerli üretimde engelleyebiliriz, azaltabiliriz. Bu nedenle hem işte denizlerdeki keşifler, hem güneş tarlaları, hem rüzgar santralleri, hem nükleerin devreye girmesi hepsi ki 2023'te. Evet. 2023'te ilk reaktör devreye girecek. 2023'te o keşfedilen doğalgaz doğal gelecek. Ee, işte o güneş tarlaları tam olarak işlemeye başlayacak. 2023 bu anlamda e, baktığınız zaman fotoğrafı e, bütçede oldukça e, farklı bir e, yılı göreceğiz 2023'te. Evet, en büyük açımızı mı enerji. E, ilk bu, bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında da vardı. Fatih sondaj gemisinin Türkiye'nin açık denizlerdeki ilk Değerleme Kuyusu Türk Ali 1'de çalışmalarını yaklaşık 2 ayda bitirmesinin ardından kanunu de bu noktada ilk kuyu tamamlama işlemini gerçekleştirecek. Kanuni gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri TPAO tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olarak Karadeniz'deki görevine başlayacak. Kanunu ayrıca tamamen milli olarak sertifikalandırılan ilk sondaj gemisi olacak şeklinde de e, haber yer veriyor. Borsa İstanbul'a açıldı hemen bakalım oraya getirinin doğru adresi aktif portföy piyasa alarmını sunar. Evet, Borsa İstanbul %0,10 Ulusallık e, hafif bir kayıfla 1291 puandan yeni güne başlıyor Erdoğan Turan. Küresel piyasalarda da değil mi böyle bir kararsız bir seyir söz konusu. ABD vadeleri hafif eksi, Avrupa vadeleri hafif eksi. Biz de oraya ayak uyduruyoruz. Yani biraz belki Merkez Bankası toplantı kararına kadar biraz daha sakin kalabilecek bir yurt piyasada görebiliriz. Çünkü bu beklentilerin büyük bir kısmı az önce dediğim gibi satın alındı. Son belki e, kısım. Açıklanacak gerçekleşme ile birlikte fiyatlanıyor olabilir. Yurt dışı piyasalarda da aşağı haberlerin etkisi de artık eskisi kadar yüksek değil diyoruz. Yavaş yavaş sene sonu rehavetine doğru gidiyor ama arada bir Noel rallisi belki beklenecek onu göreceğiz. Biz de oraya ayak uyduracağız diye düşünüyorum. Peki. Getirinin doğru adresi aktif portföy piyasa alarmını sundu. Peki Borsa İstanbul e, hafif eksi de yatay bir açılış 1291. 1300 puanın üzerini test etti yine ama evet. 1300 puanın üzerinde kalamadığını görüyoruz. Önemli bir seviye midir 1300? Yok önemli Hiç önemli değil. Yani bu Zaten rekor üstüne rekor kırıyor. Yani, rekor da de önemli değil. Evet. Çünkü e, biz TL bazında konuşuyoruz. Yabancılar geliyor. Ya ben bunu takasta görüyoruz. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Şimdi 12 Ekim tarihinde Yabancıların toplam takastaki payı %47,5'muş 12 Ekim. Arada 28 Ekim tarihinde %49.8'e kadar yükselmiş. Son rakam %49.3. Yani kabaca o dipten 2 puan kadar yukarıdaymış gibi gözüküyor. 2 puan çok mu yüksek değil ama işte algı değişiyorsa, bakış değişiyorsa paraya piyasaya giriş var zaten. perşembe günü göreceğiz geçen haftanın girişini. Yabancının bakışı da değişiyor. TL içinde değişiyor, borsası içinde düşüyor, faizi içinde değişiyor. O yüzden bu fırsatı kullanmaya başlamışlar. Bir şey görüyorlar, bir fırsat görüyorlar demek. Yani yüzde iki gibi olsa neden gelsin? Çünkü çok yüksek seviyelerden dibe gelmiş, tarihi düşük seviyelere gelmiş bir takas oranından bahsediyoruz. Oradan bir dönüşten bahsediyoruz şu anda. Peki bir bankacılık ve sanayiye de bakalım. Merkez Bankası'nın e, perşembe günkü kararı en fazla bankacılık hisselerinde mi? Tabii. Önce zaten oradaydı ya etki. Orada haftalıkta. mı hissedecek? Haftalıkta %20'nin üzerinde getiriler yakalanmıştı. İşte o yüzden en yüksek fiyatlamayı beklentide bankacılık hisseleri yapmış olabilir diyoruz. Merkez Bankası'nın kararından sonra da işin %20'lik kısmı kaldı bana göre fiyatlanacak. Onu da fiyatladıktan sonra bakacaklar dışarıda durum ne? Tedbirler neyi ne kadar etkileyebilir? Aşı kime ne kadar hızla gelebilir? Bunların hepsini ama şey değil bence yani şey olmayacak piyasaların böyle e, bozulacağı salgın haberleriyle trendin kırılacağı bir dönem değil. Diri kaldılar diriler sağlıklılar öyle diyeyim ben piyasalar sağlıklı öyle gözüküyor. Sadece ne kadar dayanacaklar bu stres testi yine benim anladığım kadarıyla bu stres testinden ne şekilde çıkacaklar ona bakacağız. Evet sınav endeks %1 primli. Yani geçtiğimiz haftayla bu sefer biraz yer değiştirmişler gibi bankacılıkla sinayi. Hiç geride kaldılar. Yani %3'lük getiri vardı yanılmıyorsam haftalık evet, bazı. %3 haftalık evet, O farkın küçük bir kapanmasıydı. Öbür tarafta ama yani genelde de sınavı daha yükselmişti. Yani rekorlardan rekorlara koştular. Biraz olsa da bir şey olmaz yani. Kardeş kardeşi paylaşsın. <laughs> Bankayla sınavı. Bu arada. E, bak, e, yok, e sınaydı da yatay bir açılış var. Evet. Fransız Havalimanı işletmecisi ADP. E, kitabla ortak malumunuz. Hı hı. 2021 Nisan'dan itibaren trafikte kademeli toparlanma beklediklerini açıklamışlar. 2021 Nisan. Nisan. Serdar'ın yani... beklediği yaz dönemi canlılık işte salgın geride <laughs> kalacak. insanlar gezecekler, seyahat edecekler. Onun beklentisi. Makul beklenti. O, o, beklentiyi beklenti <laughs> o beklentiyi Serdar, hisseder de hissederim. O beklenti Bu yaz tatil yapabilmek için. Göndermeyin o zaman. Daha yaza çok var. Şu kış bir atlatalım. Atlatırız bunu da. Atlatırız. Bu kışı atlatalım. Ondan sonra yaza tatilde yapalım. Yaparız. Kışında tabii. E, aşılar devreye girer deniyor. Kışında Ölmez ondan, ondan, evet, diyorum. ondan da kurtulalım. Kışında 2021'de şu e, Covid'den inşallah kurtuluruz. Normale döneriz. Bu arada biz böyle konuşuyoruz da gerçekten hani e, çok böyle yakın çevremizde de çok tanıdığımız insanlar arasında da kayıplarımız e, oldu Artı, maalesef e, ve e, hani maalesef bu Covid yüzünden de e, sadece hani ölüm haberleri ve e, arkasından belki bir dua ediyoruz ama hani gidemiyoruz göremiyoruz kimseyle artık böyle insani e, işlerimizi de çok askıya aldığımız bir dönem oldu. İnşallah bir an önce kurtuluruz da yani hani Gerçekten. ekonomi de bunun e, tabi sonucunu görür e, ekonomideki canlanma faaliyetler de bunun sonucunu görür ama önce... Bence bir toplumsal psikoloji, insani değerler konusunda çok ciddi dünyanın sarsıldığı bir dönem oldu. Umarım onu daha rahat toparlarız. Çok büyük bir tahribat var. Bunun telafisi de uzun zaman alacak. İşte hep bahsediliyor çocuklar için özellikle daha yeni dünyaya gelmiş, dünyayı yeni gören insanlar, çocuklar için. Onlar sanki hep böyleymiş gibi görüyorlar ama böyle değildi. İnşallah normal duruma geçebiliriz. Ee, Gazetenin ekonomi sayfalarında devam edelim isterseniz. Biraz evvel takvimi de aktarmıştık. Hani enerjide bağımsızlıktan bahsediyoruz, enerjinin öneminden bahsediyoruz. İlklere imza atacak takvimde bunu aktarmıştık nükleer santralle birlikte. Ee, dün konut satışları geldi Hürriyet'in ekonomi sayfasında. Evde rekor göründü. Yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1.3 milyon konut satıldı. Rekor sinyali geldi. 1.5 milyonun üzerinde bir konut satışı yıl genelinde beklenti hakim. Dün sen de aktarmıştın. Hani bu yıl hiç bir rekor. hiç olmayacak yılda hem de. hiç olmayacak yılda evet aynen öyle bir de o, o taraf var yani konuşurken onu da koymak İnsan, gerekiyor. Yani evet insanların hani evlerinden çıkmadığı bir e, yılda e, yeni ev almalarını düşünmek hatta yatırım yaptı yatırım yapmayı düşünmek e, sonuçta hani gıdayı bile stokladığınız bir dönemde paranızı çıkarıp bir yatırım aracına yani bir yatırım aracı olarak da görebilirsiniz. Hı hı işte barındığınız yuva olarak da görebilirsiniz ama en nihayetinde bir yatırım bir yatırım aracı olarak görüp çıkarıp paralarını ev satın almaları buna imkan sağlamak önemli bir hamleydi. Belki de bu pandemi döneminin en önemli hamlelerinden birisiydi. Hem gayrimenkul sektöründe bir stok erimesi şansı yakalanmış oldu. Hem de gerçekten aslında bir anlamda Türkiye'deki e, yerli yatırımcının e, Türkiye ekonomisinde güvenini gösteren çok önemli bir tablo Aslında bu rakamları sadece hani bir buçuk milyon e, konut alınmış da rekor kırılmış değil Türkiye ekonomisinde içerideki e, güveni de gösteren bir tablo Aslında bu Çünkü başka şeylere yatırım yapabilirsiniz ama işte altına yaparsınız başka şeyler yapabilirsiniz borsaya yatırım yapabilirsiniz oradaki ilgi ve e, yatırımcının e, talebi de önemli ama e, konut gibi e, bir yatırıma yapmak ciddi anlamda güvenin göstergesi. Bu rakamı öyle okumak gerekiyor bence. 2017'deki 1 milyon 409 binin aşılması bekleniyor. Evet. Çok ciddi bir. Bu, bu arada. Bu 2021 yılında gayrimenkul sektörünün yeni yatırım yapmak zorunda olduğunu çünkü stokları için yeni yatırım yapmak zorunda olduğunu da gösteriyor. Ama dün de söylediğim gibi bu tablo bize şunu gösterdi. Türkiye'de lüks konut üretimi daha fazla orta gelir grubuna yönelik e, konutların e, hızla satıldığını gördük. O segmentte üretimin daha fazla olması gerekiyor. O tarafa doğru biraz evet. daha ağırlık olması gerekiyor. Bu arada e, 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı %73,7 artmış. Yani bu da önümüzdeki dönemde yeni inşaatların hı hı. yapılmasını e, gerektirecek gibi Tabii, gözüküyor. Tabii kentsel dönüşüm planı da hazırlanıyor en nihayetinde. Kentsel dönüşümün de yine hızlanacağı bir yıl olmasını bekliyoruz 2021 yılının. Evet. Ee, Borsa İstanbul'dan e, tedbirler videosu gelmiş. Borsa İstanbul yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak için aldığı tedbirleri içeren bir video e, yayınlamış. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması, işlemlerin güvenilir, şeffaf, istikrarı, adil ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, usulsüz sihirli eylemlerle ihlallerin önlenmesi, kanuna aykırı olacak şekilde borsada işlem gerçekleşmesinin engellenmesi amacıyla aldıkları tedbirleri anlatan bir video hazırlanmış Borsa İstanbul tarafından da. SPK'da, Borsa İstanbul'da bu konuda. Çünkü ciddi anlamda bir Borsa İstanbul'a teveccüh var, ilgi var. Dolayısıyla oradaki yatırımcının da korunmasına yönelik ciddi önlemler SPK tarafından da, ekonomi yönetiminden de alınıyor. Borsa İstanbul tarafından da alınıyor. İşte yatırımcı haftası, orada bilgilendirmeler. Evet. Aslında değil mi? Ee, Yatırımcı haftası kapsamında da gerçekten yine e, hem S.P.K. Başkanı'ndan hem Borsa İstanbul genel müdüründen ciddi e, da geldi. E, elbette yatırımın artmasını e, ve ilginin artması bekleniyor borsaya ama e, tedbirli de olmak e, ve hani hep söylüyoruz ya e, özellikle e, internet üzerinden, WhatsApp üzerinden, telegram üzerinden bu tip Hani ne olduğunu bilmediğiniz işlerin içine de girmeyin diye e, onun da altını bir kez daha çizmek lazım. Sadece orada bulunmanız bile ceza almanıza yeterli. O gruplarda olmanız bile dinlemeniz bile e, bunu getiriyor. O yüzden e, daha sağlam kaynaklardan işte aracı kurumlardan alacağınız tavsiyeleri e, gerçekten yetkili uzmanlardan almanız gerekiyor. Bir kez daha uyarmış olalım. E, sonra kimse... E, ...ağlamasın, üzülmesin. Evet, biz de burada... E, ...yayıncılık gereği... ...neredeyse her gün uyarılarda bulunuyoruz. Bir ekonomi kanalı... Bu, ...bunun sorumluluğu çerçevesinde... ...her gün uyarılarda... E, ...bulunuyoruz, yapılması gerekenleri... ...özellikle aktarmaya çalışıyoruz. Bulunmak zorundayız çünkü şöyle de... ...bir tablo görüyoruz önümüzde... ...nasıl e, hani piyasalarda ciddi bir... ...yükseliş var, ciddi bir borsaya... ...ilgi var diyorsak bu bir gerçekse... ...aynı zamanda o yanılanların ve zorluğa düşenlerin olduğunu da görüyoruz. Bu da bir gerçek. İşte Erdoğan bey her gün bize farklı fotoğraflar gösteriyor. Bakın şunlar kimi kandırmış. Bunlar evet, nasıl çok, çok acayip olmuş diye. Biz de böyle ya yani nasıl inanır insan diyoruz ama e, gerçekten e, hani sadece e, inananlarda suç değil. Kandıranlar gerçekten çok profesyonel. O yüzden çok daha dikkatli olmak lazım. Şu videoyu akşam bakacağım kaç kişi izlemiş. Şu anda Twitter'da 3000 kişi izlemiş videoyu. Şimdi milyon 900 bin yatırımcı var diyoruz. Yani bunların çoğunun Twitter hesabı var. Bakıyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar. Bakalım kaç kişi izlemiş olacak bu reklam. Diğer taraftan o hani e, hileli yoldan veya işte ne bileyim e, insanları kandıranları kaç kişi izliyor? Onlara nasıl bir ilgi var? Ciddi bir ilgi var. Yani uyarıyoruz, söylüyoruz. Size cenneti vaat ediyor. Yani kapılmamak çok güç o şeylere. Eğer bir, biraz habersizseniz bu işlerden bilginiz yoksa o yüksek vaatler böyle hemen çekiyor sizi. Çekiyor ama bu suç. Çekiyor olması suç. Sizin çekinmeniz suç. Sizin orada olmanız suç. Bunu farkında olalım bari. Yani orada konuşulanları geçtim artık. Şimdi herkes bu kadar uyarı yapıyorken, Borsa İstanbul bir taraftan, SPK bir taraftan sürekli peşindeyken bu işin, hı hı. biraz da yatırımcılar biraz azıcık da onlar gayretli Gayret. olmalar. Gayret. Evet. Yoksa biz kanunla e, yatırımcının bir yere kadar korunacağını konuşabiliriz. Korunmak istemiyorsa yatırımcı ona yapacak bir şey yok. Bir grupta 35 bin 40 bin kişi bir kişinin ağzından çıkacak saçma sapan şeylerle işlem yapıyorsa bir noktada o insanların artık aklından da şüphe ediyor noktaya geliyorum ben çünkü. Yani o kadar pespaya şeyler konuşulup yazılıyor ki görüyorum. Ona kanan insanın artık bir kendini şöyle e, gözden geçirmesinde fayda var. Doğru yerde miyim? Yanlış iş yapıyor olabilir miyim acaba? Hep iyi şeyler konuşuluyor. Hep iyi şeyler vaat ediliyor hep kazançlar vaat ediliyor. Keşke öyle olsa. Öyle bir dünya yok ama yani. Ya birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Borsa ama hep işte e, kazanç vaadi, sürekli bir e, yüksek getiri, zengin olma, hayaller, hayal satılıyor. Hayal satıyor. Hayal de çabuk satar. Kolay i̇yi, satar. İyi satıyor valla. Yani gerçek o kadar satmıyor şimdi. Bakıyorum <laughs> kaç kişi izlemiş diye. O kadar satacağım, <laughs> bakacağım yani. Takip edeceğim. Yarın evet. raporlayalım evet. kaç kişi izlemiş. ya yani dolayısıyla dikkatli olmak lazım kanmayın sonuçta tasarruf değerli herkesin kendine göre bir tasarrufu kendine göre bir parası var o da değerli bir para herkes için farklıdır ama değerlidir o değeri de kaybetmemek şimdi kolay kazanıyorsanız onu ne ha, kadar o, nasıl harcayacağınızı şey de, bilemeyiz onu istediğiniz gibi harcayabilirsiniz ama bizim bu sözlerimiz küçük yatırımcıya yani daha zor parasını kazanmış onu da tasarruf için ee, bu yolda kullanmak isteyenler, bu, bu yatırımları yapmak isteyenlere söylüyoruz. En nihayetinde e, bir yatırım aracı olduğunu söyleyelim. Kumar gibi bakanlara e, evet onlar kaybetsinler ama yani hani siz kumar gibi bakmayın. Bu işin bir yatırım olduğunu unutmayın demeye çalışıyoruz aslında. Bir de o işin tasarruf kısmından geçtim. Krediyle gelmiş hisse senedan. Aa, bir de o... İnanılmaz Aa, yani. Ama o, o boyut tabii o boyut bambaşka bir boyut. Oraya doğru bir yönlendirme de yapılıyor mu? Yani kredi kullanın, kredi işte ne bileyim. kredi. Bu öyle değil de şimdi erke, etrafınızda herkes ben şu kadar kazandım, bu kadar kazandım diye konuşuyorsa, bu işin pazarlaması artık yatırımcının kendisine kalmışsa paranız yoksa ya ben de deneyeyim şansımı deyip kredi çekiyorsunuz. Yani saçma sapan hareketler. Öyle diyeyim yani. Ya, ya gidip borç alıyorsunuz eşten dosttan. Bir, Elinizdeki... de, bir dönem kredi çekip altın alıyorlardı Ailesi insanlar. Aynısını hisse senetleri için şimdi de yapıyorlar. Senetler için yapıyorlar. Ne hmm. yapıyorlar yani? Emanet parayla bu işler olsaydı evet. keşke yani. Bir de orada kaybediyorlar. Hem borçlu oluyorlar hem onu kaybetmiş oluyorlar. O daha büyük bir yıkım. Evet, daha Tam büyük bir yıkım. bir yıkım oluyor. Yani hem e, mevcut paranızı kaybettiğiniz zaman tabii ki bir yıkımdır da bir de borç alıp o borcu da kaybettiğiniz zaman yani de, ya, orada bir kayba uğradığınız zaman yani o da o da çok daha büyük bir yıkım. Bir de onun borcuyla uğraşacaksınız. Yani altından kalkamazsın. Hiçbir psikoloji bunun altından kalkamaz. Yıkımdır yani. Bu. Sonra nerede bu devlet? Evet uyarılar yapılıyor işte Borsa İstanbul SPK e, tüm işte yetkilik kim varsa oradan uyarılar yapılıyor medya üzerinden uyarılar da yapılıyor dolayısıyla sizlere de küçük yatırımcılara da artık yani yatırımcıya da bu sahtekarların bu düzenmazların peşine düşmemek onlara kanmamak gerekiyor e, siz aracı kurumlara uzman kişilere o görüşlere başvurun onlardan. ...görüş alın, bilgi alın. Bilgi de açık, bilgi vermeye de herkes açık. Öyle değil mi? Evet. Bütün aracı kurumlar... Bedava. Gibi. Bilgi de bedava. Bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sonuna geldik. Kolay gelsin. Peki. <laughs> güzel bir gün olsun. Güzel i̇yi bir, bir gün olsun. olsun. Bakalım. E, tabi bugün... E, ...hem e, bir yandan meclisi... E, ...izliyor olacağız. Hı hı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın açıklamaları... önemli olacak. Bir yandan da kabine toplantısından... ...sonra gelecek o somut tedbirler ne olacak onu da izlemiş olacağız. Yarın da konuşuruz. Önemli gün. Peki. Görüşmek üzere hoşça kalın.